Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. İnanın şu an hiç bakamıyorum, Güneş hiç. Çok şey. Ay aşırı bir güneş var. Anlatamam gerçekten. Kamaştırıyor gözlerim. Evet, hiç bakamıyorum şu an, hiç kusuruma bakmayın yani. Size şöyle dışarıyı bir göstereyim. Aşırı derecede bu sefer. Ay güneşe hiç bakamıyorum. Ben yeni kalktım arkadaşlar, vallahi saat 12. Şimdi yüzmeye gidiyoruz işte, bugün erken saati almışlar 1.30'a. Şey, nerede defne? Neyi? Neyi? Ha. Tamam. Öyle yani arkadaşlarım. Yüzmeye bugün 1.30'a almışlar. Saat şu an 10. Kadir beni kaldırdı. Kalk dedi, hadi gidelim. Öyle işte, gidiyoruz şimdi bakalım. Şurada Medical Park'ın yanındaki Simitix'e geldik hemen. Hemen bir şeyler atıştıracağız. İşte simit çayı falan. Çünkü saat 12.35. 1.30'da da yüzmeyi de 1.30'a aldıkları için öyle detaylı kahvaltı yapacak zaman yok yani. Dediğim gibi ben yataktan kalktım. Çıktık hemen. Beni uyandırdılar. Öyle yani, şimdi bir simit çay yapalım şurada. Ondan sonra hemen direkt kursa geçeceğiz zaten. Bir saatimiz var yok işte. Sen ne istiyorsun Defne? Tam şurada. Sen ne şu peynirliden yesene bak, çok şey. Evet. Sade var mı acaba? Sade poğaça. Sade poğaçanız var mı? Varmış Defne. Alacağız mı bunlardan? Tabak yapalım beraber yiyelim. 100. Tamam. Salatalık. Getir. Ne oluyor? Gelsin, sen istediğin al. Labne o, yiyor musun? Ha, yerim. Yok, bu peynirmiş. Evet, sen de sandın. Bu taraftan alıyorum diyor, ben almış. Kızım, bundan yer miyiz? Ne aldın? Helva var. Tamam, ben labne yeter bana. Sen istediğin al. Bu da almış. Al bir tane, ye hepsi. Bundan da alabilirdik. Böyle sürmeli. Tamam, ne, ben bu labne istiyorum ben. Gelsin, sen ne istiyorsun? Normal beyaz peynir var. Ha, bu. O labneyi bana verdi. Sürülmesi oluyor. Tamam. Evet, kahvaltımız bugünlük böyle arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım. Yüzmeye gidelim Defne kuşum. Evet, şimdi karnımızı doyurduk. Çok şükür arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Ay, hava ne kadar güzelmiş ya. Geçenkinden de güzel. Güneşe hiç bakılmıyor arkadaşlar. İnanın gözlerim yumuk oluştum az önce. Hiç bakılmıyor yani, ama hava çok güzel. Şimdi Medical Park'ın önünden geçiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Yurt dışında olup buralarda olanlar izlesin. Şu an Fen Lisesi'nin oradan geçeceğiz.
Direkt sahile. Ay yaz gibi hava var. Yani kısa kolla gezecek kadar, tişörtle gezecek kadar bugün o kadar çok güzel bir hava var arkadaşlar, yani anlayın artık. Gerçekten müthiş. Bakar mısınız? Çocuklar kısa kollu geziyorlar. Tam sahilde gezme havası ama maalesef biz bugün gezemiyoruz maalesef. 1.30'da gideceğiz. 2.30'da çıkacağız. Sonra da 3.30'da da matematik var maalesef. Öyle yani. Bugünümüz böyle geçecek anlayacağınız üzere galiba. Arkadaşlar. Girelim bakalım. Diğeri kızım. Geç. Evet arkadaşlar, ben şimdi yüzmeden geldik biz. Kadir Defne'yi matematik kursuna bıraktı. Beni de köye bırak, hava güzel dedim. Burada Emriye Hanım odun kesiyor. Oğlan başıyor, Zeynep yanına oturuyor. Evet, Zeyno oturuyor. Selam verin. Merhabalar. Böyle işte köye geldik. Emre beni çekme dedi de şimdi onu da çekeceğim. Çekeceğim, gelsin odun taşıyor. Evet arkadaşlar, Karadeniz'in işleri bitmiyor böyle. Kaloriferlere odunlar, sobalara odunlar hazırlıyorlar. Evet. Emriye Hanım seni de tanısınlar. Bu da babamın amcasının gelini oluyor arkadaşlar. Neresi pis? Onun üstünü pis. Allah'ım, çalışan insan ne var? Odun taşıyor arkadaşlar. El arabasıyla. Kaçtı. Evet, burada motoru da var. Niye böyle bu kız? Utanıyor kız. Oğlum çok utangaç. Hadi sen doldur Emriye arabaya. Doldur. İşte 30 tane tercih yapacak. Ha, kızı da arkadaşlar KPSS'ye girdi de hemşirelik daha. Evet. Tercih yapıyormuş şimdi. Evet. 30 tane tercih. Bakalım neresi çıkacak. İlk 15'e vurduğu yaz demiş hocam ama. Şey öğretmenleri demiş hani 15 tane. Yazsın yazsın. 16 kişi alınıyor diye. 16 kişi. Hatta puanlar bir bir. İleri ordu bölgesini yaz demiş. Hani 2000 hemşire alınıyor bunun şeyinde branşından ama. Hmm. O normal hemşirelik mi? Evet. Bu da 1700 kaç? 270 kişi var önünde bunun. Hmm. Bakalım belki çıkar. Yok, ordu. Çıkar. Yani uzak olsa da göndereceksin. Yapacak bir şey yok. Mecbur, tamam bitti artık, küçük değil daha. Hayır, küçük olsa bile artık iş imkanı yok. Bir yere kendini atta tamam, atamadı. Tamam, bu son şart. 4-5 yıl yapar uzak da olsa küçük, sonra tamam, buralara gelir. Yapacak bir şey yok. Artık küçük değil. Evet arkadaşlar, nasıl çalışıyor bakın. İnanın bana. Akşam oturup kanefem yanıyor. Soğuk oluyor. Mecbur yapıyor. Aynen öyle. Yanmadı bu sene. Çok soğuk olmadı ama geçen seneki gibi. Oldu yavrum, kar yağdı. Gel hadi gel, anneni çekiyorum, gel. Oğlum gel. Kar yağsa ya bu kadar soğuk olmaz. Aynen. Yani. Yağsa iyiydi. Aynen öyle. Oğlum gel, doldurdum. Akşam oldu hadi. Emre. Bizim buralar böyle işte arkadaşlar. Köyde işler bitmiyor. Aa,
Aynen öyle. Ne yapalım? Annemin kankisi olur kendisi. Kanki unuttuz. Allah Allah. Niye unutalım canım? Gelemiyoruz daha. Annem gelirse geliyorum işte ben de. Emre. Hadi gel, hadi çekmiyorum, gel. Bu da Emre'nin kızı arkadaşlar. Bu da oğlu. Gidiyor. Yüzünü gösteremedim ama gizli yine çekeceğim. Kaçma kız. Gel. Bunlar niye kaçıyorlar Emre'ye? Benim kızım çok utanmıştı. Sanki yiyecekler. Ne var? Ay, ezan da okunuyor. İkindi ezanı azizallah. Hadi az kaldı. Bunların hepsini taşıyacaksın mı? Taşınacak, orada da var. Ne yapayım? Onlar yani kesilecek mi? Kesilecek onlar. Bayağı varmış. Çürümüş zaten. Aynen, hep çürümüş. Hava çok güzel arkadaşlar köyde. Yaprak bile kıpırdamıyor yani. Vallahi eve gitsem uyuyacaktım. Arabada bile gel. Ayşe, sen eve çok sıcaktır biliyor musun? Sen güneş vurudur sen eve. İşte öğleden sonra vuruyor şeye. Oğlum getir yatak hadi. Yatak odasıyla çocuk odasına. Babam nerede? Evde mi? Evde. Yine koştuk babam. Hiç soğuk değilmiş ha. Gördüğünüz gibi evimizdeyiz arkadaşlar. Evimize geldik. Ben annemlerde bir uyumuşum. Bir uyumuşum var ya. Eve girer girmez. Kaça kadar uyudum ben? 2-3 saat uyudum. 2-3 saat uyumuşum. Bakın gözlerim şiş yani uyumaktan. Sonra beni çağırmışlar. Yemek yemeye çağırmışlar. Yok. Çay içmeye çağırmışlar. Yok. Dün gece 4'te yattım ya. Uykumu da alamadım. 4-4.30'da hatta. İşte sabahta Kadir işte o saat 12 oldu. Hadi kalk, kursa geç kalacağız deyince öyle kalktım gittim apar topar. Geldik yüzmeden, onlar matematiğe gittiler işte. Sonra ben hani biraz Emriyelerle sohbet ettik ya, ondan sonra eve girince ben kafayı vurdum uyumuşum. Neyse velhasıl Kerem, şimdi evimize geldik. Defne ben burada kalacağım dedi. Emin misin dedik. Evet kalacağım dedi. Tamam dedik, biz de anneannesinde kaldı dedisiyle beraber. Sonra da işte ben de şimdi az acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Dün akşamdan kalma etim var. Az da pilavım vardı. Onlardan yiyeceğim şimdi. Uyurken içim geçmiş. Böyle Kadir'e de çay suyu koy dedim. Böyle işte bir de çay demlerim. İçeriz artık yani. Makine ne oldu, makine işi? Sen uyuyunca kaldı. Ben uyusam da sen getirseydin eve. Yarın gelir Mustafa yapan izni. Ama yarın pazar. Olsun, Mustafa gelir. Belki bir yere gidecektir adam. Yok. Öyle işte arkadaşlar. İşte öyle bana göre şey yapma. Şey yapsaydı, sen baktırsaydın. Ben uyusam da 2 dakika gelseydi. Baksaydın neyi var neyi. Matematik geç çıktık da altı yemek de şuydu buydu derken. Neyse ben şu yemekleri bir ısıtayım da az. Görüşürüz. Arkadaşlarım ben şimdi kendime salata yapmaya karar verdim bir de. Canım salata çekti böyle. Sen yiyecek misin? Ya yok. Bu saatte yemek yemem. Bu saatte yemez misin? Ben de yemem normalde de. Ben uyuduğum için çok acıktım herhalde. Ben bilemedim yani niye böyle oldu. Şimdi kendime şöyle iceberg doğrayacağım. Azıcık avokado var, şöyle bol limonlu. Domates, salatalık. Kendime güzel bir salata yapıp yiyeceğim. O ekşili şöyle. Canım çekti yani. Normalde yemem. Saatte yemek asla ama dediğim gibi çalışmıyor Kadir boşta. Kadir şu an belki de çalışır diye şey. Hayır, çalışır diye bir ümit makineye bakıyordu arkadaşlar. Ama evet, maalesef elektrik gelmiyor buna. Ama evvelsi gün dediğim gibi onun altında ıslaklık vardı. Su geçmişti altına. Tamam da geçen dün akşam taktığım zaman gelmemiş miydi ışık? Bilmiyorum. Evet, ne diyordun sen? Ay çok olmuş avokado herhalde ben yiyene kadar. Yok.
Grip olduk lan. Sen bulaştırdın bize gribi. Biraz öyle oldu. Biraz fazla olmuş avokado. Olsun. Çok sevmem. Ama böyle sağlık için aslında kahvaltılarda yemek lazım. Ben bunu Defne'ye hamileyken sağlıklı diye yiyeyim dedim arkadaşlar. Ay bunu ben bir yiyemedim böyle. Ondan sonra şey yaptım. Ay aldım böyle güzelce ezdim. Elime yüzüme sürdüm. Çok iğrenç gelmişti bana tadı. Evet arkadaşlarım, şöyle salatam hazır. Şöyle bir nar ekşisi ekleyeyim. Yağsın limonunu ekleyeyim. Afiyetle yiyelim. Sizler de yapın arkadaşlar. Sizler de yiyin salata karnınız acıktıysa. Hadi bizlere afiyet olsun. İyi geceler arkadaşlarım. Artık sizlere veda edelim dedim. Bakın Kadir Bey ile beraber oturuyoruz evde. Yakalandı yani, tam kaçıyordu. Tam kaçıyordu arkadaşlar. Tam böyle yapmıştı. Beni çekmedi de aynen yakalandı. Oturmak zorunda kaldı yani. Ne var yani, ne var? Alışmadın mı hala? He? Burada tilkileri izliyoruz arkadaşlar. Kızıl tilki belgesel. Çocuklar yok. Berke de yok. Defne de yok. Anneannesinde ikisi de. Orada Defne de çok şey yaptı. Bazen kalacağım diyordu. Sonra ben de geleyim diyordu. Ben dedi burada yatacağım sobanın yanında dedi. O öyle dedi değil mi? Sobanın yanında yatacakmış arkadaşlar. Orası. Evet orası sıcakmış. Bizim evi beğenmiyor. Sobanın sıcaklığı başka geliyormuş ona. Öyle mi? Şey anneannesiyle yatacakmış genelde. Babam ne diyor? Ben yatarım burada, siz anneannenle yat kızım diyor. Anneannesiyle beraber yatacakmış. Öyle yani arkadaşlarım. Bugünümüz de böyle geçti. Dediğim gibi biz de çay içtik. Yani ben içtim her zamanki gibi. Kalın salacakla. Dur çekemedim ha. Gerçekten. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Kadir Bey yatmaya gidiyor arkadaşlar. Saat kaç? 1:10 var. Saat 1:10 varmış. İşte sizlere veda ediyoruz. Kadir Bey yatmaya gidiyor. Ben de kapanış yapayım dedim sizlere arkadaşlarım. Dediğim gibi bugünümüz de böyle geçti çok şükür. Biraz işte... Dediğim gibi geç yattım, uyuyakaldım bilmem ne. Kötü gibiydim ama şimdi biraz kendime geldim. İyiyim çok şükür. Modumu düşürmeyeceğim. O zaman daha da çok hastalanıyorum çünkü. Öyle arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek vermeyi esirgemeyin diyorum. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Gündüzden söyleyemedim. Ben çünkü dediğim gibi... 4:30'da yattım. Kadir ben uyandım. Bir direkt evden giyinip hemen çıkınca. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Allah'ım bu gece bütün günahlarımızı affeylesin. Rabbimin dediği gibi bu gece beraat etme gecesi. Rabbim bütün iyi dileklerimizi kabul eylesin. Hakkımızda ne hayırlıysa onları bize nasip etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Hepimize cennetinde hayırlı kapılar açsın. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin bizleri inşallah. Nasip olursa, her insana nasip olmaz böyle şeyler. Yani Allah'ım iyi kullarından, merhametli kullarından eylesin bizi. Vicdanlı kullarından eylesin. Dinden imandan ayırmasın diyorum. Öyle yani Rabbim bütün hepimizin dileklerini kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin diyorum cümlemizin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlarım.